Diyot ilk yarı iletken ve son derecede önemli bir araçtır. Ve diğer tüm yarı iletkenlerin diyotlarından yapıldığını da hemen söylemek istiyorum. Ekranda satın da alabileceğiniz bir diyota ait bir resim var. Diyot camdan yapılmış bir devre elemanıdır. Ve bir uçtan diğerine uzunluğu 4 milimetredir. İçinde işte tam da burada silikondan yapılma bir çip bulunur. Bu cihaz bir diyot olarak üretilir. Peki ama diyotun ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Diyot akımın tek bir yönde akmasını sağlayan bir cihazdır. Yani diğer yönde akım olmaz. Diyot için kullanılan sembol de buna benzer. Burada gördüğünüz okun ucuna benzeyen kısım akımın yönünü gösterir. Diyotun nasıl çalıştığını anlayabilmek için akım voltaj eğrisinden yardım alabiliriz. Buna akım gerilim eğrisi de diyebiliriz. Bu eğer şu an sahip olmadığımız bir teknolojiyle üretilen kusursuz bir diyot olsaydı, ters yönde diyottaki voltaj yani gerilim negatif olurdu. Bunu buradan gerilim olarak işaretliyorum. Evet, eğer diyottaki gerilim negatif olsaydı, yani buradaki bağlantı ucunun gerilimi buradakinden yüksek olsaydı, geçen akım sıfır olurdu. Ve pozitif gerilmeler içinde diyot bir tel gibi görünür. Bunun diyotun 0 numaralı modeli olduğunu düşünebiliriz. Diyot üretimi yapılırken az önce bahsettiğim kusursuz diyotları elde etmemiz mümkün değildir. Özellikle de silikondan yapılma bir diyot söz konusuysa bunu da 1 numaralı model olarak adlandıralım. Silikon bir diyot çok az pozitif olan bir akımı iletmez. Sonra bu şekilde yükselir ve burası yaklaşık olarak 0,6 volta eşittir. Kuracağımız çoğu basit devre için bu bir diyota ait iyi bir akım gerilim eğrisidir. Bu arada küçük bir hatırlatma da yapayım. Rezistansların yani dirençlerin akım gerilim eğrilerinden bahsederken eğri buna benzer. Sıfırdan geçen ve sabit eğimi olan bir doğru. Bu yüzden de diyotun tamamen farklı bir cihaz olduğunu yani buradan da anlaşılacağı gibi doğrusal olmayan bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şuraya geçeyim ve size yeni modeli göstereyim. Bu sık sık kullanılan bir diyot modelidir. İşimizi kolaylaştırmak için buna da 2 numaralı model adını verelim. Bu devreleri ya da diyotları simüle etmek istediğimizde kullandığımız modellerdendir ve bundan biraz daha ayrıntılı bir biçimde bahsetmek istiyorum. Elimizde bir diyot olduğunu ve bunun akım gerilim eğrisinin neye benzediğini bulmak istediğimizi düşünelim. Bu durumda kendime gerilim üretecek bir kutu bir güç kaynağı bulur. Bir de akımı okuyacak bir cihaz. Bu ampermetre, bu da voltaj kaynağı. Bunları bu şekilde birbirine bağlayacağız ve bu cihazların da yardımıyla akım ve gerilim değerlerini okuyacak ve bir akım gerilim eğrisi elde edeceğiz. Elimizdeki ilk gerilim değeri sıfır. Buraya denk geliyor. Bu andaki akımı da sıfır olarak ölçeceğimi umuyorum. Çünkü eğer böyle olmazsa bu güç üretiyordur ve bu durum işlerimizi bozar. Gerilimi biraz arttırdığımda hala akım yok. 0,1 ya da 0,2 volt olduğunda da. 0,6 volt ulaştığımızda ne olur bakalım. Bu arada buraya diyotun gerilimi için Vd yazalım. Buraya da aynı şekilde. Evet. Diyotun gerilimi yaklaşık olarak 0,6 volt olduğunda akımın artmaya başladığını görüyoruz. 5 miliampere çıkıyor. Sonra biraz daha yükseliyor ve 10 miliamper oluyor ve eğrinin bu kısmındaki tüm noktaları da bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi buraya geri dönüyorum ve gerilimi diğer yönü okumak için değiştiriyorum. Bu gerilim ekseninde bu yönde ilerleyeceğimiz anlamına geliyor. Bu durumda ampermetremiz 0 amperi gösterecek. 0, 0, 0. Böylelikle eğrinin bu kısmına da elde etmiş oluyoruz. Son olarak gerilimi çok büyük ve negatif yaptığımızda da mesela eksi 50 voltluk bir değerden bahsedelim. Yani bu noktadan. Evet bu durumda son derece keskin bir biçimde yükselen bir akım görebiliriz. Bu şekilde de devam eder. Ve buna da kırılma voltajı ya da diğer adıyla bel verme gerilimi adı verilir. VBR olarak gösterilir. Silikon diyotlar için eksi 50 volt tipik bir kırılma voltajı değeridir. Bu arada buradaki işarette eksenin bir kısmını kısalttığımızı gösteriyor. Yani burada eksi 1 volt vardı. Burası da yaklaşık olarak eksi 2 volttur ve sonra birdenbire eksi 50 volta geliyoruz. Ve eksi 50 volta da kırılma gerçekleşiyor. Diyotları çoğunlukla artı ve eksi 1 volt arasında kullandığımızda hemen ekleyeyim. Diyotun akım-gerilim özelliklerini işte bu şekilde bulabiliriz. Ve eğrinin bu kısmını evet bunu bir denklemle modelleyebiliriz. Bahsettiğim denklemde buna benzeyen bir denklem olur. Diyotun akım gerilim denklemini diyot için bir nevi ohm yasası gibi düşünebilirsiniz. I eşittir, I ise bu akım oluyor, çarpı E üzeri Q, yani bir elektronun yükü çarpı Vd, yani diyotun gerilimi, bölü Kt eksi 1. K, Boltzmann sabiti. T de cihazın Kelvin cinsinden ölçülen sıcaklığıdır. Evet bu denklem eğrinin bu kısmına uyar. Şimdi de bunları birer birer inceleyelim. IS doyma akımıdır. Not ediyorum. Doyma akımı. Silikon için bu yaklaşık 10 üzeri eksi 12 amperlik yani 1 piko amperlik bir değere sahiptir. Q'nun elektronun yükü olduğunu söylemiştim ve bu da 1,602 çarpı 10 üzeri eksi 19 klomba eşittir. V'de diyotun voltajı yani gerilimiydi. K'nın Boltzmann sabiti olduğunu söylemiştik. Bu genelde küçük k harfiyle gösterilir. Ve 1,38 çarpı 10 üzeri eksi 23 jül bölü kelvine eşittir. Ve son olarak T ise kelvin cinsinden ölçülen sıcaklıktır. Bu K ise büyük K olacak. Kelvin mutlak sıcaklık ölçeğidir. 0 kelvin eksi 273 santigrat dereceye eşittir başka bir deyişle çok ama çok soğuk. Evet. Bu diyot denklemi. Bu diyot akım gerilim denklemine IV denklemi de deniyor. Üstel bir formda olduğunu fark etmiş olmalısınız. Grafiğe baktığımızda bunun üstel bir eğri gibi görünmediğini düşünüyor olabilirsiniz ama bu grafiğin ölçeğiyle alakalı bir durumdur. Ne demek istediğimi, yani buradaki üstel ifadeyi nasıl görebileceğimizi grafiğin orijinaline yaklaşarak göstereceğim. Bu arada I'nın ne olduğunu da göreceğiz. Denklemi bir daha yazalım. i eşittir ıs çarpı e üzeri q çarpı vd bölü kt eksi 1. Evet bu da grafiğin çok ama çok yakından alınmış bir görüntüsü. Ölçeği neredeyse onda bire getirdik. Mesela burası 1 voltun onda biri. Burası da 10 üzeri eksi 3 yerine piko amper cinsinden yani 10 üzeri eksi 12 amper. Bunun üstel bir eğriye daha çok benzediğini söyleyebiliriz öyle değil mi? Burada gerilim negatifken ters yönde küçük bir akım var ve bu IS olarak adlandırdığımız akım. Diyotta negatif yönde akıyor. Denkleme baktığımızda V negatif olduğunda bu terim 1'e göre çok ama çok küçük bir değer alır ve geriye IS çarpı 1 kalır. Grafiğin bu kısmında gördüğümüz şey de bu zaten. Çok ama çok küçük bir akımdan bahsediyoruz ve bu akımı çoğu zaman görmezden gelip sıfır olarak değerlendirebiliriz ve bir diyotu devreye eklediğimizde de içinde doğrusal olmayan diyotlar olan devreleri nasıl çözeceğimizi de göreceğiz.